İslam'la ilgili tüm sorularıma Müslüman kardeşlerim sayesinde yani aklımdan, kalbimden, benim kendi öz bütün sorularıma cevaplar bulabildim. Daha önce de söylediğim gibi, İslam'a geçmeden önce İslam hakkında bilgi edinmeye başladığımda çok araştırırdım. Nasıl söylenir? Sanki bilgiye açtım. Sürekli yeni bir şeyler öğreniyordum. Öğrendikçe merakım ve ilgim artıyordu. Öğrenmenin heyecanı beni kuşatıyordu. Bu heyecanımı anlatamam. Sanki yeniden keşfediyordum her şeyi. Yeni farkına varıyordum dünyanın ne demek olduğunun. İnsan olmanın gerektirdiği sorumlulukların hepsini yeniden öğreniyordum. İslam'ın bir inanç, bir uygulama ve bir de sosyal hayatı kapsadığını fark etmiştim. Yani bütün bir hayatı kapsayan kurallar vardı. Bunları öğreniyordum. Bir ummana düşmüştüm ve olabildiğince daha çok bilgi edinmeye çalışıyordum. Daha İslam'a geçmeden önce camiye gitmeye başlamıştım. Bu sayede oradaki kardeşlerimizin nasıl olduklarını, genel olarak camideki ortamın nasıl olduğunu Kardeşlerimin neyi temsil ettiklerini görebilmiştim. Ondan sonra 2010 senesinin Aralık ayında elhamdülillah Müslüman oldum. Şimdi İslam hakkında birçok bilgi edindim. Tabii ki her şeyi biliyorum diyemem ama Allah'a şükür namazlarımı kılmayı öğrendim. Namaz sureleri ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleri hakkında çok bilgi edindim. Benim için atılmış bin adım gibi geliyor. Elhamdülillah. Okuduğum üniversitedeki bir öğretmen bana sordu. İyi ve uslu bir kız olduğun görünüyor. Ama neden bu davranışını koruyarak Hristiyanlıkta kalmadın? Böyle güzel davranıp aynı zamanda neden Hristiyanlıkta kalmadın dedi. Ben de ona cevap olarak İslam'da her sevabın bir ödülü, bir karşılığı vardır. Allah Celle Celaluhu bize her şeyin karşılığını veriyor. Bu kadar sevap işleyip hepsinin boşa gitmesine izin veremem dedim.